Çocuklar gerizekalıdır. Bu video şu ana kadarki en sevdiklerimden biri olacak, hissediyorum. Çünkü yine utanç verici şeylerden bahsedeceğiz. Geçen hafta size sordum ki çocukken doğru sandığınız bazı yanlışlar nelerdi? Bu arada bu video ilerlerken ben de kendi çocukken doğru sandığım yanlışları arada anlatacağım. İşte cevaplarınız. Mutlu olacağım sanıyordum. Almanya'daki akrabalar hep uçakla gidiyor diye Almanya'yı bulutların üstünde sanıyordum. O zaman sana göre Deutschland über allesmiş hakikaten. Serçeleri güvercinlerin çocuk hali sanıyordum. Aynen ben de ama benziyorlar yani. Asgari ücreti askerler alır sanıyordum. Türkçe ve İngilizceden başka dil yok sanıyordum. Araba farlarını canavar sanıyordum. Özellikle ince farlı arabalar peşimizden evimize geliyor gibiydi. Bunu ben de yaşıyordum. Hatta bunun bir ismi var. Pareidolia. Cansız nesnelerde insan suratı görme. Özellikle BMW'ler çok ürkütücü geliyordu çünkü o ızgaraları bıyığa benziyordu. Park yapmayız yazısını çocuk parkı yapmak yasak diye biliyordum ve sorguluyordum kendi kendime. Nasıl yapsınlar buraya zaten diye. Boyu benden uzun olanların yaşı da büyük oluyor sanıyordum. Hatta ilkokuldayken sınıfımızda bir kız vardı. Boyu uzun diye ona abla diyordum. İşin garibi kız buna hiçbir şey demiyordu. Öğretmenimin sırtında gözü var sanıyordum. İlkokulda hoca bizi de kandırmıştı. Ensemde benim gözüm var saçlarımın arasında. O yüzden konuşanları görebiliyorum arkadan diye. Hatırlıyorum hoca arkası dönük tahtaya yazı yazarken sınıftaki çocuklardan biri gidip sessizce yaklaşıp böyle hocanın saçlarını kaldırmıştı gözü görmek için. Ve doğrudan hocanın mitini çürütmüştü tabii. Nasıl geldiğimi göremedin o zaman. Şu an yaşadıklarımı büyük olan benim hikaye olarak çocuklarına anlattığını sanıyordum. Ve eğer gözümü kapatıp düşünürsem sanki büyümüş halimde uyanacakmışım gibi. Çok da yanlış sanmamışsın aslında. Çünkü şu an yaşadığımız her şey bir anı olabilir ve o anı hatırlıyorsan o anı ileride belki çocuklarına anlatacaksın ve bu kendini gerçekleştiren bir kehanet olacak belki. Benim yengem kahvaltıda bana zeytin yedirmek için 3 tane zeytin bir damla kan diye beni kekeliyordu. O gün yengemgildeki bütün zeytinleri bitirdim ve 3 yıl boyunca inandım. Sonra babam bana dedi ki aslında 3 tane zeytin bir bok etmiyor dedi. O günden beri zeytin yemiyorum. Ben hariç herkesin beyin okuma gücü olduğunu ve bana çaktırmamak için görmezden geldiklerini sanardım. Boksun bir spor olduğunu bilmediğim için boksörleri maçtan önce birbirlerine düşürüp öyle kavga ettirdiklerini sanıyordum. Sana küfür etmiş. Eminem'in adının Emine olduğunu sanıyordum. Kur'an'ı yırtan kız hikayesini gerçek sanıyordum birçok kişi gibi. Bayağı uzun bir süre travmam olmuştu. Mahallede bir tane çocuk izletmişti o videoyu böyle ilk ekranlı telefonlardan birinden. Gerçekten çok korkmuştum. Öğretmenlerin okulda yaşadığını sanardım. Bir gün hocaya hocam burada mı yaşıyorsunuz diye sordum. Hocam bana gülerek hayır dedi. Utancımdan hala geberiyorum. 7'den 9 çıkmaz. Çıkamazdı. Eksi 2. Matematik biliyorum. Ezan okunurken Allah bizim mahallede oturuyor diye hava atan arkadaşım vardı. Atam izindeyiz, biz bugün izinliyiz tatil anlamında sanıyordum. Resmi günlerde kullanıldığı için. Atam izindeyiz, çalışmayalım bugün lütfen. Türk filmlerinin sonunda son yazıyor ya, ben onun bu filmi son defa gösterdikleri için sanıyordum. Aynı film başka zaman denk gelirse hani sondu ya diye sinirleniyordum. Küçükken bir ev kiraya verildiğinde kiraya veren kişi ve kiracı evlerini değiştiriyorlar sanıyordum. Yani ev sahibi kiracının evinde kiracı da olması gerektiği gibi ev sahibinin evinde kalıyor zannediyordum. Seni küçük komünist. Salvation kelimesinin salavattan türediğini sanıyordum. Bu yüzden salavat getirmenin kurtuluşu temsil ettiğini zannederdim. İlginç ama güzel yerden bağlantı kurmuşsun. Hatta ben de az önce bir 5 dakika araştırdım yani olabilir mi acaba diye. Küçükken abimle oyuncak kılıçlarımız vardı. Annem de arada şey derdi, şeytan her yerde olabilir gibisinden. Biz oyuncak kılıçlarımızı havaya sallardık şeytanı dövüyoruz diye. Arada meleklere vurmuş olabiliriz diye özür dileriz melekler falan derdik ey gidi. Hapşırdıktan sonra çok yaşa denildiğinde ömrümün uzadığını düşünüyordum. Şimdi bak düşününce hapşırınca bütün vücut fonksiyonları böyle bir saniyeliğine durmuyor mu? O zaman vücudun o bütün fonksiyonlarına ara verdiği o süre teknik olarak ömrüne eklenmiş olmuyor mu? Ödevler klasöründe ödevler olduğunu sanıyordum. Çocuğun nasıl yapıldığını bilmiyordum. Yemek yedikten sonra kendiliğinden oluyor sanıyordum. Daha sonra ilkokulda arkadaşlarım nasıl yapıldığını anlattı. Pekala ben anlatacağım. Ben küçükken Beşik Kertmesi diye bir dizi vardı. Ve ilk defa o dizide öğrenmiştim Beşik Kertmesi kavramını. Ne anlama geldiğini diziden anlamıştım. Bu iki insanın ileride evlenmesi gerek anlamına geliyor. Ben de herkesin bir Beşik Kertmesi var sanmıştım. Ve sormuştum benim Beşik Kertmem kim diye. Kandırmışlardı. Mahalleden bir tane kızı göstermişlerdi. Bu senin Beşik Kertmen diye. Bak şimdi olayın ne anlama geldiğini anlamıştım ama kertmenin ne demek olduğunu bilmiyordum. Ve kafamda sürekli hayal ediyordum. Beşik nasıl kertilir? Kafamda hep şey canlanıyordu. Kertmek deyince iki tane beşiği herhalde tutup sürtüyorlar mı birbirine? Nasıl bir şey? Ve kendime hayal etmiştim. Her şeyden habersiz bir şekilde beşiğimde yatarken böyle. Birileri beşiğimi kertiyor başka bir beşikle. Tacize uğramış gibi hissetmiştim. Dünyayı toz pembe bir yer sanıyordum. Hayat kadını adından dolayı doktor, kahraman ve benzeri bir şey sanıyordum. Bilin bakalım büyüyünce ne olacaksın diye soranlara ne diyordum. En büyük hayallerimden biri vampir olmaktı. Eğer kan içersem vampir olacağımı sandığımdan bilerek sürekli kendimi kanatıp onu içerdim. Olmuyormuş. Küçükken evin bacası olmadığı için Noel Baba'nın bizim eve gelmediğini sanardım. Bizim evde soba vardı ve soba borusu Noel Baba'nın sığamayacağı kadar ince olduğu için
gelmiyor sanardım. Alişan'la Çağla Şikeli evli sanıyordum. Hepimiz öyle sanıyorduk. Para üstü verdiklerinde şey diyordum. Hem alıyoruz hem de üstüne para veriyor salaklar. Zeka desen. Kedilerin ve köpeklerin evlendiğini sanıyordum. Tabii bütün kediler dişi, bütün köpekler de erkekti. Baktığın zaman çok da yanlış değil. Uşak şehrini Karadeniz'de sanıyordum. Uşağım dedikleri için. Annemin adının anne olmadığını 10 yaşımda öğrendim. Dünyada iki dil var sanıyordum. İngilizce ve Türkçe ama onlar kendi dillerine Türkçe, bizim dilimize İngilizce diyorlar sanıyordum. Bire bir. Ben bebekler kızların karnında doğduğundan itibaren var sanıyordum. Yaşı gelince o bebek yeterince büyümüş oluyor, sonra doğuruyorsun. İşin kötü tarafı ben 7-8 yaşında sohbet ediyordum karnımla, orada bebek varmış gibi. İstiklal Marşı'nda hareket edince cehenneme gidiliyor sanıyordum. Memurların sadece polis memuru olduğunu sanıyordum. Babam polis diye seviniyordum. Meğerse Diyanet'te veri evrak işlerinde memurmuş. Sonra da imam oldu. Tüm umutlarım tükendi zaten. Çocuklar hastaneden alınıyor zannediyordum. Bir gün annemle hastaneye gidip hemşireye biz bebek istiyoruz demiştim. Hemşire anneme imalı imalı bakıp şimdi bebek yok, 9 ay sonra yeni bebekler gelecek demişti. Andı içecek zannediyordum. Bire bir. Gerçekten her gün andımızı okurken böyle and içerim diye bitiriyorduk ve diyordum ki yani nerede bu and, getirsinler de içelim artık. O kadar içerim, tamam içerim dedik, hala inanmadılar mı, niye getirmiyorlar? Sınıfta kalmayı bir geceyi sınıfta geçirmek sanıyordum. Seçimlerde sadece 100 kişi oy kullanıyor sanıyordum. Solucanı yılanın yavrusu sanıyordum. Çocukken organları kendi aralarında konuşur sanardım. Çok da yanılmamışsın, iletişim kuruyorlar birbirleri arasında. Ped reklamı görünce kadınları altına kaçırıyor sanmıştım. Babam yeni bir tane araba almıştı. Ben de dörtlüleri yakmak için kullanılan düğmeye bastığımızda arabamız Transformers'a dönüşecek sanıyordum. Hakikaten ama dörtlüleri yakma düğmesini çok ilgi çekici bir şekilde tasarlamışlardı. O böyle özel bir şeye benziyordu. Kırmızı renkli falan, kocaman. Halbuki alt tarafı dörtlüleri yakıyor ya. Niye öyle dizayn ettiniz ki onu? Dizileri insanların gerçek hayatından gizlice kesit olarak çektiklerini sanardım. Zor zamanlardı. Herkesin farklı bir dil konuştuğunu ama Türkçe düşündüğünü sanıyordum. Ne yedirdiler, ne içirdiler acaba bana? Dansözlerin dans ederken tuttukları darbuka ritimlerini darbukadan değil göbeklerinden geliyor sanıyordum. Küçükken namazda sonda selam verirken sağdaki meleğe daha uzun süre bakardım. Daha çok sevap yazsın diye. Utanç verici geliyor. Camiler gerçekten Allah'ın evi sanıyordum. İzmir'de zibilyon tane cami gördüğüm için lan o kadar evi var hala dilencilere para vermiyor deyip Allah'tan nefret etmiştim. İşin kötüsü ilkokulda bunu arkadaşlarıma anlattıklarımda onlar da bana inanmıştı. Ateist maker'dım resmen. Çocuklar duymasın Haluk'la Meltem'i evli sanıyordum. Hepimiz öyle sanıyorduk. Annemle babam kuzen. Ben de ileride kuzenlerimle evleneceğimi sandığım için gücümün yettiğini dövüyordum. Kendimi zeki sanıyordum. Güzel yutturmuşlar. Hani kendimizi tanımamız güzel bir şeydi? Bağırsak diye bir şeyden haberim yoktu ve kakayı direkt popomuzun içinde sanardım. Bokumuzun üstüne otururduk yani. Bir araba dörtlüleri yaktığında nereye gideceğim belli değil demek sanıyordum. Sağım solum belli olmaz yani. Sağa da gidebilirim, sola da gidebilirim. Düşünsene gerçekten öyle olur. Bilmiyorum nereye gideceğimi bilmiyorum. Kızların kasıkları düz sanıyordum ve amın bambaşka bir şey olduğunu sanıyordum. Anne ve babamın düğününü izlerken ben neredeyim diye kendimi yırtıyordum. Onlar da halayın sonundaki sensin diyorlardı. Gerçeği ortaokulda öğrendim. Anne ve babalar öpüşünce çocuk doğuyor sanıyordum. Öpüştüklerinde kardeş istemiyorum diye ağlıyordum. Sonra bir arkadaşım geldi. O arkadaş hep gelir. 4 yaşındayken en büyük sayıyı 40 sanıyordum. Dayım zengindi ve bana ne kadar para istediğimi sormuştu. 40 dedim. Milyoner olabilirdim. Küçükken sünnet düğünümde sürekli kameraya bakmak zorunda olduğumu zannederdim. Tüm sünnet kaydımda kameraya bakıyorum. Tam bir travma. Atasözlerin hepsini Atatürk'ün söylediğini sanıyordum. Tefal reklamında tefal. Ne varsa sende var. Sloganı yüzünden bende de o reklamdaki ütüden var sanıp evde ütü aramıştım. Nesquik'i tavşan boku sanıyordum. Fakir aile problems ya. Paramızın yetmediği her şey o kötü, kötü o. Annemler odanın kapısını kapatınca birbirlerini alkışlıyorlar zannediyordum. Mahallenin sonunu dünyanın sonu sanıyordum. İlkokulda oturduğum çocukla evleneceğimi zannedip bayağı ağlamıştım. Şu an çocuğun ismini bile hatırlamıyorum. Eğer ben onları göremezsem onların da beni göremeyeceğini sanıyordum. Bu yanılgıyı saklambaç oynayarak atlattık. Küçükken kendi kendime sesler çıkararak Çince konuştuğumu zannediyordum. Ve çevremdeki insanlara gel sana Çince öğreteyim diyordum. Hatırlayınca utanıyorum. Küçükken anne ve baba ayrılınca çocuklar kayboluyor sanıyordum. Bu yüzden her tartıştıklarında hayvan gibi ağlardım. Bakınca aslında çocukken bize öyle öğretiyorlardı. Anne ve baba evleniyor, sonra çocuk oluyor. Çocuk da düz mantık kuruyor tabii. Ayrılırlarsa yok oluyor o zaman. Her şehirde farklı bir dil konuşuluyor sanıyordum. Ankaraca, İstanbulca, Çorumca gibi ve Ankara'dan biri geldiğinde ben Ankaraca bilmiyorum demiştim. Çocukken protein tozu sürünce kas çıkıyor sanıyordum. Şöyle bir anım var. Küçükken şu vücudun nasıl işlediğini, mekanizmalarını falan daha yeni yeni öğrenmeye başlıyorken hani fark etmişim, anladın mı? Kaslar beni ayakta tutuyor. Yer çekimine karşı durmamı sağlıyor falan. Ve o yüzden bütün kaslarımı sıkarsam normalde olacağımdan daha hafif olacağımı sanıyordum. Sonra bunun deneyini yapmak istemiştim. Mahalleden büyük birine gittim, dedim ki kollarından tutup kaldır beni. Neyse o kaldırdı beni, havadayken bütün kaslarımı sıktım bir anda, dedim şu an daha hafif miyim? Yo dedi. O an anladım. Tamam.
geçtik. Mandalinalar büyüyünce portakal olmuyorlarmış. Zıkkımın kökünü zencefil sanıyordum. Çok da yanlış düşünmemişsin yani. Zıkkımın kökünü, şekli ve tadının zencefile benzediğine o kadar eminim ki. İnternetten alışverişte parayı kasanın CD bölümünden veriliyor sanıyordum. Saatler Olsun'un sıhhatler olduğunu geçen gün öğrendim. Antrikotu pantolon markası sanıyordum. Antrikot yani. Trafik canavarının gerçek olduğunu ve sadece kaza yapanların görebildiğini sanıyordum. Bu yüzden kaza yapmamızdan çok korkuyordum. Gerçekten o trafik canavarı sembolü çocukken kabusuma bile girmişti. O gerçek biri ve sürekli etrafta dolaşıyor falan sanıyordum. Ama hakikaten korkunç dizayn etmişler onu. Gece olunca güneş bir daha gelmeyecek sanıyordum. Sonra yanlış olduğunu söylediler. Güneş parçalanıp yıldız oluyor sanmaya başladım. Küçükken ayın beni takip ettiğini sanıyordum. Bu aynı sorun bende de olmuştu. Ayın beni takip ettiğini, o perspektif algısı yüzünden ben de zannediyordum. Sonra bir deney yaptım kendi kendime. Mahalleden bir arkadaşımı tuttum ve ayın karşıdaki binanın tam arkasında kaybolduğu yerde çocuğu bıraktım. Dedim ki ayı görebiliyor musun? Yok dedi. Geri gittim. Ay bende gözükmeye başladı dedim. Görüyor musun? Yok. Daha geri gittim. Yok. Daha geri gittim. Yok. Bir 50 metre kadar sordum çocuğa görüyor musun diye. En son sıkıldı. Ha tamam görüyorum şimdi dedi. Ben de o yüzden herhalde benim bakış açımdan takip ediyor ama diğer insanların perspektifinde daha yavaş hareket ediyor diye düşünmeye başladım. Taksim'de eskiden çok taksici olduğu için ismi Taksim sanıyordum. PC'de oyun oynarken kaybettiğinde continue yazısına basınca devam ediyordu. Bende Continue diye bir isim var ve bana yardım ediyor sanıyordum. İlk duyduğumda tavuk göğsünün içine tavuk koyuyorlar sanmıştım. Sonra kendime gülmüştüm. Ne kadar salakmışım. Tatlı da tavuk mu olur diye. Bayağı bir süre öyle düşündüm ama sonra harbiden de olduğunu öğrendim ve kendime inanamadım. Yoksa bildiğim her şey yalan mı diye. Belki içinde tavuk yoktu da şu an yanlış biliyorumdur. Bakkaldan bir şey alırken yazdırıyorduk. Ben de bedava alıyoruz sanıp sürekli bir şeyler yazdırıyordum. Babamın öğrenmesi çok uzun olmamıştı. Anadolu'nun kapıları açıldı denince orada dev kapılar olduğunu ve o kapıların bize açıldığını zannediyordum. Değil mi böyle altın renkli kapı üstünde kocaman Anadolu yazıyor. Aslında sembolik olarak kocaman Anadolu'ya hoş geldiniz kapıları yaptırabilir miyiz Anadolu'nun girişine? Ben bir soracağım tanıdıklarıma. Ve son olarak 6-7 yaşında akrep ve yelkovanı ileri sürüklersen zamanın değişeceğini sanıyordum. Hatta o yüzden etrafını camla kapatıyorlar değil mi? Zamanla oynama diye. Pekala, bayağı utanç verici bir videoydu. Ama bayağı da eğlenceliydi. Haftaya size bir sorum var. Çocuklarınızla boşanmaya karar verdiğinizi nasıl söylerdiniz? Cevaplarınızı Twitter'dan ya da YouTube'dan verebilirsiniz. Üye olmak için katıl tuşuna basabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.